Yerine uğurluyoruz ve Özde'yi podyuma alıyoruz. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Özde, öğretmen misin yoksa sen? Yok, ben de haber spikeriyim. Haber spikerisin. Evet. Fiyatların? Ayakkabılarım 240 TL'ydi hediye. Pantolonum 117 TL. İçimdeki badim 40 TL. Ceketim 150 TL. Küpem 40 TL. Bu kadar. Bir kere çok şık gözüküyorsun. Neden olmasın haber spikeri? Nerede masan? Nerede kartların? Nerede bir ekran? Sen bunları daha önce burada yaptın. Neden eksiksin? Ya bugün Betül'ün de dediği gibi böyle şova gitmeyeceğiz gibi düşündüğüm için ben de. Yoksa hatta direkt hava size durumu falan yapmayı bir, uçun şey dedik geldi ya. Onu söyledik, ben, uçun dedik. Yok, aynen. Bence bu eleme yapmıyoruz diye bir rahatlık mı geldi acaba? Yani, o rahatlık bugün gidebilir. Yani şu anda programı izleyince bence Betül de anlayacak. Şimdi Betül'le olan mevzu biz bambaşka bir yere gittik. Ben koptum zaten orada. Hem kızıyorum hem ağlıyorum. Ben de anlamadım ne yaptığımı. Başka bir şey. Başka bir şey. Çünkü Betül sınırsız uçabilirdi mesela. Mesela su. Su. Yani çok daha efsane bir şey yapabilirdin. Çünkü sen bunu... Bir de dünya starısın. Dünya starısın ya. Ha, daha ötesi yok yani. Sen bir tane bir şey. Yani bir şey bekliyordum senden. Ben dedim ki herhalde öğretmen. Allah Allah, ama çantası nerede? Öğretmenin çantası nerede? Haber spikeriyim dedim. Daha önce sen burada program sundun. Leoparlar giydin, neler yaptın. Yani bu final günü bu tip şeylerin tillahını giydin sen. Çok daha şık, çok daha anormal geldiğin zamanlar var. İyi duruyorsun. Yine söylüyorum, neden olmasın. Ayrıca bu pantolon sana çok yakışmış. Hani hiç öyle pantolon benim tarzım değil, ben giyemem. Kafandan artık bu saatten sonra tamamen at. Gayet de hoş duruyorsun. Ama yani bir şey ben beklerdim. Böyle. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet Özge. Ben de pantolonu beğendim bu arada. Çünkü bu pantolonu daha önce giymiştim Umut Bey. Sonra bugün gittim. Dedim ki o pantolon duruyorsa alayım çünkü doğru kalıptı. Onun senin için kalın, hemen evet. Gidip aldım. Evet, çok güzel paçaları. Havza yaptım bir pantolon. Çok özür dilerim onun için. Bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle tabii ki. Dök içini dök Gülşah. Döküyorum zaten. Çünkü bugün böyle bir şey oldu zaten. Betül'den sonra da aldım. Mesela bugün geldiği en iyi hali. Dedim ya Ferda Nur'un. Ama mesela arkeologsa tillahını yaptı dedim bir ben. Mesela o da eksik. Tabii. Malzeme olarak eksik. Yok anlıyorum, ben seni çok iyi anlıyorum. Ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. Yani biz şu anda buraya bir program yapıyoruz. Ve bu yaptığımız programda ne kadar hayallerini söyleseler bile dişiler katmak durumundalar. Ya yani yoksa koca koca kızlara biz niye çocukluk hayali neyse yapın gelin diyoruz. Yani buna gerçekten bugün gol atmışsın sen. Teşekkür. Sen bugün gol attın. Yani çok iyi geldin. Evet. Onun için de başka bir şey bekliyordum ben. Yani şu an gayet sıradan bir durum oluşuyor benim gözümde. Ya hayali de bize geçmiyor. Çünkü biz sen burada aslında geçmiyor, onu söylüyorsun. Hayali de bize geçmiyor. Geçmiyor çünkü biz burada ne finaller çektik, ne konseptler verdik, neler verdik. Ki Özde kadar tecrübeli ve iddialı bir yarışmacı eksik gelmeye ben hakkı yok. Ben şoktayım Özde bugün senin şeyine. Geldiğin hali yani şoktayım. Buna. Neden acaba puan olarak Betül'den 9 puan falan geridesin en üsttekinden? NASA kolyeyi alamam diye uğraşmadın mı acaba? Yok, ben biraz öyle düşünüyorum şu an. Yok. Bu tamam, çünkü Özde puanlamada nerede? Banka olan zaten üçüncü beğenilmiş sıradayım. Bir pantolonu giymişsin. İçin siyah zaten, siyahın üstüne ne atarsan at, herhangi mor da giy, kırmızı da giy, beyaz da giy, bir şey giyebilirsin. Bu Özde'nin hiçbir şekilde uğraşmadığı bir dakikada yapılmış bir kombin. Mesela şöyle bir şey düşündüm. Yani riske girebilirim diye altıma mesela eşofman giyip gelecektim. Keşke bir masa gibi bir şey yapsaydın. Hani altına eşofman giyip da. Aynen altına eşofman giyip bir masa yapsaydın. Elle kartlarını alsaydın. Böyle üstüne alırken bir şekilde gol atardın. Duygu geçerdi. Keşke. Çünkü bu var. Altlarında jean üstleri şey yapıyorlar.
Ama bu değil ya, bu ne? Bakıyorum yani merak ettiğim bir su vardı, seninkini de merak ettim. Çünkü çok sıradan, her yere gidebilecek bir şey. Ve bence özde şıklığında değil. Sen şık bir kızsın. Yani mesela şey yapamaz mıydı? Bu nasıl kutuyu yapmış, o plakaları alıp bir masa koyamaz her mıydı? Her şeyi yapmamış ya hayatım. Niye olamaz? Yapmamış, onu diyorum. Özde niye yapmadı? Bunun bir sebebi var mı? Şuraya bir TV8 logosu şey yapıp. Ya takım elbisenin, bir şey takım elbiseyi taktığım kemeye baksana. Bir şey sunardın, esprili bir haber şeyi yaparsan bunları yapmış bir insansın burada yani. O ceket de bence yaşına göre büyük bir ceket yani, büyük derken çok daha genç, çok daha şık ceketler giydin sen burada. Evet. Bu ne? Yani böyle bir spiker olur, öğlen haberlerini falan sunar. Akşamlık mı sizce? Yani akşam haberlerini. Bence de değil. Ya sen daha iyisini yapabilirsin. Evet. Yani yapardın. Onu da çok iyi biliyorum. Bildiğim için. Ama kötü mü gözüküyorsun? Kötü gözükmüyorsun. Hoş gözüküyorsun. Yani bir spiker gibi gözüküyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Hayır, ben bir sebebi var mı diye merak ediyorum. Çünkü Özle'den ben başka bir şey beklediğim için bir hazırlık şimdi bekliyorum. Şimdi şöyle. Var mı bir sebebi hayatım? Hayır. Hiçbir sebebi yok. Yani zamanında ben prenses oldum hatırlarsanız. Çok da güzel oldu. Muhteşemdim gerçekten o günde. Ben de yani ilk defa o zaman kendimi çok içime sinerek giymiştim. Bu sindi mi? Bu da şöyle yine ikinci bir hayalim olduğu için, çünkü ben gerçekten küçükken de oyuncu olmayı, işte böyle diksiyon kurslarına gidip böyle güzel konuşmayı falan hep çok böyle imrenirdim. Babam da hep haberleri zaten izleyip zorla beni, o zamanlar tabii biz küçükken tek televizyon vardı ya, herkesin odalarında televizyonlar yoktu. Babam işten gelirdi, haberleri açardı, biz de böyle oturur mecburen haberleri izlerdik. O zamandan da böyle bir şey oldu bende hep böyle. Sunucu olmak, spiker olmak, düzgün konuşan insanları dinlemek çok böyle hoşuma gidiyor. Ben de dedim ki prenses olmuştum, bugün de spiker olayım, ama hani show kısmında evet haklısınız. Hani daha fazla şey yapabilirdim. Ben hani böyle hiç düşünemedim, show yapmasak olurmuş gibi geldiği için yapmadım. Ama yoksa onu da düşündüm. Büyülemez mi? Alttan bana mesaj mı veriyorsun sürekli? Bir şey söyle, bir haber sunar gibi bir şey yap bakayım, ne yapacak onu merak ettim. Ay şu an yapamam Seray Hanım. Bir anda sorduğunuzda çok heyecanlanıyorum. O gün Uğurkan hocam da yaptı. Sonra kızların dinine düşüyorum. Zaten yapamıyor, yapamıyor diye. Tamam, hazırlık işte yaparız. Çalışırsam yaparım. Özde nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ben ceketini çok beğendim. Nereden buldun bu ceketi bilemiyorum. Ceketin çok hoş bir ceket. Smokin ceketi gibi. Çok da güzel durmuş. Smokin ceket. Yok değil. Şu yakası öyle smokin gibi geliyor. Evet, gibi smokin dedim. Yaka. Smokin yakası öyle. Smokin yakası. Çok beğendim. Evet, evet şurası. Şimdi o yüzden belki görelim. Bunu daha bir şıklaştırabilirdi aslında. Evet. Şimdi arkadaşlarımın bütün söylediklerine katılıyorum. Ama ceketini beğendiğimi söylüyorum sadece. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim hocam. Tamam kızım. Puanlarımızı not aldık. Aldık. Senin yerini alıyoruz Özlecim. Rümeysa'cığım seni alıyoruz. O kadar merak ediyorum ki herhalde bak. O kadar ben merak de, ediyorum ki. Ben gidiyorum. De. Yani gerçekten. Ben kış, şey yazın. Hiç anlamadım çünkü. Yazın ben hep böyle kalın kalın bir şey, yani şey gençken hava sıcacık böyle 35 derece falan hep böyle deri ceket falan giymeye çalışıyordum üzerime. Gencim tabii. İstediğim kadar terliyim falan diyordum. Annem şey derdi. Salata çalmaya mı gidiyorsun derdi. Hala anlamını bilmiyorum. Niye derdi bana onu? Sen nereye gidiyorsun ve ne yapıyorsun? Bugün yani hayalin ne? Ben bugün fotoğrafçıyım. Vahşi orman fotoğrafçısıyım ve o yüzden böyle kalın vahşi bir mont. Vahşi ne? Vahşi? Orman. Hayvan yani. Vahşi doğa. Vahşi yaşam. Vahşi yaşam. Evet. Orman fotoğrafçısı yani. Vahşi evet. Yaşam. Böyle evet. Yerlere merlere yatıyorlar ya fotoğraf çekmek için. Gerek benim seyrettiğim televizyonu seyrediyorsun. O çorap yok ayağında. Bir kere oradan sinekler, böcekler gitti senin bacaklar. Evet. Çocuklara gelenin bacakları. Çünkü çorabımın rengi çok kötüydü. Amazon'a da böyle giden ilk defa görüyorum. Ben de dedim ki giymeyeyim. Sevemedim çorabımı o yüzden. Çantana bakayım. O çantayla da. Sen daha önce böyle anca pikniğe gidersin ya. Yürüyüşe gidebilir. Yürüyüş bence vahşi ya. Vahşi orman fotoğrafçı. Sen hiç izledin mi hani o isim evet, veremiyorsun? Evet şaka mı bugün ben anlamadım. Belgeselleri çeken insanların neler giydiğini. İzledim. Bir kere sen bu renkleri kullanamazsın. Bir kere doğadaki renklere yakın olmak durumundasın. Çünkü beni fark etmesinler diye. Evet. Sen şu anda var vahşi hayvan fotoğrafını çekene kadar seni yer zaten. İşte benim şu anda. Peki renk şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim yani. Sadece bilmek istiyorum. Bu senin çocukluk hayalinde.
mi? Nerede? Yok. Nasıl çocuklukta çocukluk hayali? Hiç fotoğraf makinen oldu mu? Tabii ki de oldu. Var ya ben yani, şimdi tamam. Benim hayvan fobim var. İşin gerçeği bu. Hayvan fobim var. Korkuyorum. Evet, ben sinekten ederim. Bile korkuyorum ama çok seviyorum. Annemin köpeği var, kedisi var. Ne yapacak? Sinek sana ne yapacak mesela? Bayılıyorum. Hayvan belgesel izlemeyi de bayılıyorum. Hep izliyorum o kaplanları, yılanları, o savaşları falan. Hep bir öyle bir ormanın içinde olmak isterdim. Ama korkuyorum. Ama korkuyorum. Ormanın içinde böyle. Korkumu yenmeye belki. Açılışta pendikte köpek İnşallah. Bile geldi kaçıyor. Dalgıç olmak istiyordum ama sudan çok korkuyordum gibi bir şey. Aynen. Dalgıç olsaymış daha iyi. Tamam yani hayaline saygı duymak zorundayız ve duyuyoruz da. Lakin... Ne kılık ya. Bu ne? Duramıyorum. Bu ne? Ya, bu ne ayol? Gerçekten hakikaten bu ne? Yani. Dedirdin bana yani. Dinlemedim. Hep siz dinleyip sen aldın tam puanları. Şaka bu. Ayakkabı da geçen gün aynısı. Vallahi ya bir ben... defa kesinlikle böyle yeşilin en koyu tonlarını seçip kahvenin en kendi evet. içindeki degrede tonlarını seçmen gerekiyor. Ya bakacaksın ormana. Dün Umut'un burada giydiği kamuflaj ceket gibi giyip çıkman lazım. Gibi. O tonla. Ve orada da öyle var. Yani ve çok kolay aslında da çok da hani yaptı kolay demeyeyim de. Yaptı giydi öyle şeyler. Çok da zor bir styling de değil yani. Bize onu yaşatabilirdi ne bileyim hani sallıyorum. Özenmemiş Umut. Boynuna bir bugün... fotoğraf makinesi, fotoğraf makinen yok. Fotoğraf makinesi bulamadım. Aşkım sırtındaki çanta zaten Amazonlara giden bir çanta değil ki yani. Ki daha önce ben böyle bir konsept yaptım yani fiyat koca alayım. Çantalarla. Ha. Spor ayakkabılarım 229 TL'ydi. Hediye eşofmanım 150 TL, tişörtüm 180 TL. Montum çift taraflı, şu an indirimdeydi 300 TL. Oo. Harika, çantam, Emel Başkan gibi. Çantam ne kadar? 180 TL'ydi hediye. Bir de minik takı aldım, takılarım da 5 TL. İnsanlar da iz bırakıyor işte böyle. Montum kirlerini difensini mi giydin? Evet, Yümeysa. Aynen. Pes diyorum yani. Ben de bu ne ayol diyorum ve Urka'da paslıyorum. Pes yani diyorum. Özellikle mi yaptın? Ne olur bana açıkla. Ben hep Yok. Sana dikkat et. Aman iyi puan ağzını diye yırtınırım kendi adıma. Biliyorum siz gerçekten bu nasıl karşıma hep böyle farkındayım gelirsin. Ben burada olduğum sürece. Rümeyza nasıl gelirsin böyle bir karşıma? Bir Nisan'da değil ki şakayı Özde yaptı bize. Söylediğin konsepte uymuyor. Çok yakışmış. Gerçekten. Ayrı bir konu. Çok beğendim ben. Ama konseptle alakası yok pek çocuğum. Bir de kendini bilmiyoruz. Kadar, kadar be kardeşim. Ya Emel şimdi orada konuşuyor. Bak son sıradayız falan filan. Bence konuşma Emel. Çünkü ne kendini bilmeyen sana? İnsanların artık bana yorum yapmasını istemiyorum. Bir de kendini benimle yarıştırıyor. Ya ben yarışmak bak. İstesem Emel çok... Milyonlar izliyor seni farkındayım. Ya hepiniz birbirinizle yarışıyorsunuz zaten ya. Seninle. Geçen giydin aynı ayakkabı giydin. Seninle ben zaten hiçbir zaman aynı... En azından biz çabuk şu an Emel'le yarışıyorsun farkında mısın bilmiyorum ama 7 kız birbirimizle yarışıyoruz zaten. Emel'in hayalleriyle bir sonraki yarışmak isterim. Yani. Birbirinize yarışıyorsunuz zaten. Ya benim derdim Emel değil, sorun bu zaten. Evet ben herkesle burada yarışıyorum ama ben sadece Emel'le yarışmıyorum. Ya senin böyle gelmen çok saçma yani. Emel seni uygun dişine uygun gördü o yüzden öyle karar verdi. Hepsinin dişine uygun. Sıkıntı yok. Sen daha bu Emel'le uğraşamıyorsun. Gülşah sana gel, ben söyleyecek bir şey bulamadım fazla. Onlar benim yerime de konuştukları için. Zaten komik yani. Bu bari başka bir konsept. Pikniğe gidiyorum falan. Çocukluk hayali pikniğe gitmekti falan da bari. daha tatlı olur. Yani olmaz. Kaç vereceğimi şaşırdım ya. Vahşi ormanda puanla görüşürüz. Evet. Seni yerine alıyoruz. Ya Belgrad'a gitsen köpek ısırır. Ay çok korkuyorum bu zaten. Vallahi kovalar. Ve sıra geldi puanlarınızı açıklamaya.